diye bir projemizdir. Esen diye düşündüğümüz bir projedir. En azından tabiatta tekrar atık masajı götürürüz. Zaten işte bazı işler var. Artık önemli bir proje biraz hani. Ne böyle şu çok boy arasında. Böyle ben nasıl derdim bir zaman zaten. Her sebebi minti derdik. Orada aslında imam takip edecek her bu. Ne zaman dedi? Fark etmiyor yani. 2023 eğitim vizyonumuz kapsamında Siverek Anadolu Lisesi Okul İdaresi öğretmenleri ve öğrencilerimizin yapmış olduğu güzel bir beceri atölyesinde de şu anda çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım projesini arkadaşlarımızla beraber gördük. Hakikaten de arkadaşlara tebrik ediyorum. Çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım diye bir projemiz var. Bu projemizle beraber öğrencilerimizin kullanıp da bitirmiş oldukları, tüketmiş oldukları çöpe atmaya gördükleri, layık gördükleri malzemeleri tekrar doğaya kazandırma, tabiata kazandırma adına böyle bir eser ortaya koymaktayız. Eserimizi yaparken ki ilk koşulumuz işe yaramayacak olacak, bitmiş olacak ve atıl durumda olacak. Bununla beraber, bu eserimizle beraber doğaya bir nebze de olsun doğadaki bu çöp yığınını önüne geçebilmek, tekrar doğaya kazandırabilmek adına bir nebze de olsa katkımız olsun diye düşündük. Bu şekilde bu projeye başladık. Burada gazoz kapaklarından bir üzüm salkımı elde ettik. Burada projemizin amacı, bütün insanlara söylüyorum, çöpü çöpe atmayalım, çöpü sanat yapalım. Doğada atık maddelerimizi sanata çevirelim. Atölyede ilk öncelikle hocamız atık maddeleri değerlendirmemizi istedi, biriktirmemizi istedi. İlk hafta atık maddeleri değerlendirdik, biriktirdik bir köşede. Daha sonra geçen yıldan kullandığımız tuvalleri de değerlendirmemiz gerekiyordu. Atık maddeleri tuvallerin üzerine silikon veya tutkal yardımıyla yapıştırdık. Silikon ve tutkal yardımıyla yapıştırdıktan sonra siyah sprey boyayla boyadık. Ondan sonra çerçeve yapmamız gerekiyordu. Stretch film veya çerçeve kişiden kişiye değişiyor. Daha sonra sarı yaldız boyayla hocamızın yardımıyla birlikte sarı yaldız boyayı vurduk ve eserimiz şu hale geldi.